Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün yeni defterimde sizlerle çizim yapmaya başlayacağım. İlk konumuz konfeti nasıl çizilir? Çok kolay konfeti çizim yöntemleri keşfettim. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz hep birlikte videoya başlayalım. Sayfa bütünlüğü olması açısından ilk önce güzel bir yazıyla konfeti nasıl çizilir başlığını yazıyorum. Bunu yazarken de siyah bir kalem kullanıyorum ve hafif hafif gölgelendirmeler yapıyorum gördüğünüz gibi. Böylece başlığım çok daha dikkat çekici ve güzel görünüyor. Konfetilerimi çizmeye başlıyorum. İlk çizdiğim bir kez katlanmış bir kurdele çizimi. Bunları videonun ilerleyen kısımlarında renklendireceğim. O yüzden şimdilik sadece dış kısımlarını çiziyorum. Konfetilerin yakın plan çizimini de yine videoma ekledim. Oradan da yavaşlatarak izleyip siz de çizebilirsiniz. Sayfa bütünlüğünü sağlaması için küçük konfetiler de çiziyorum. Bunlar da küçük dikdörtgenler, kareler, yuvarlaklar çizerek daha da coşkulu görünmesini sağlıyorum sayfamın. Dediğim gibi bir de bunları yakın plandan çizmek istedim. Bu sayede nasıl çizdiğimi de göreceksiniz. Bunu çizmek için birazcık 3 boyutlu düşünmek gerekiyor. Sadece o kadar. Çok da zor değil. Görüyorsunuz fazlalıkları da silgiyle silip daha sonrasında tükenmez kalemle üzerinden geçebilirsiniz. Önce ben de tabii ki kurşun kalemle çiziyorum. Üzerini tekrardan boyuyorum biliyorsunuz. Sayfamı renklendirmek için 4 renk kullanıyorum. Bunlar mor, pembe, mavi ve sarı. Turuncumsu bir sarı diyebiliriz. Boyamaya geçmeden önce sayfanın ortasına yazdığım "Kutlanacak çok şey var" yazısının üzerinden siyah kalemle geçiyorum. Daha sonrasında da renklendirmeye başlayacağım. Ve seçmiş olduğum keçeli kalemlerimle sayfayı renklendirmeye başlıyorum. İlk önce pembe ile başladım. Kurdelemi pembe boyadım.
Keçeli kalemle boya yaparken en önemli nokta sürekli aynı yöne boyamaktır. Çünkü farklı yönlerde boyadığımızda kağıda zarar verebiliriz veya güzel bir görüntü oluşmayabilir. O nedenle ben de böyle bazen çevire çevire sürekli aynı yönde olması için boyamamı yapıyorum. Bu arada yavaş yavaş sayfamın boyamasını tamamladım. Çok güzel göründüğünü düşünüyorum. Umarım siz de benim çizimimi ve sayfa düzenimi beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz de elbette beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.